Bir fonksiyon reel sayılarda sürekli ise kritik noktalarda da sürekli olmalı. Yani A'da da sürekli olmalı, B'de de sürekli olmalı. Şimdi birincisi A kare eksi 5 eşit olmalı o zaman sol limit sağ limite yani 5A eksi 9. Buradan da A kare eksi 5A artı 4 eşittir 0 oldu. A eksi 4 çarpı A eksi 1 eşittir 0'dan A'ya 4 ya 1. Bunu B'ye göre karar verelim o zaman. Şimdi 5B-9 sol limit. Buraya geldiğimiz zaman sağ limit de arkadaşlar 6. O zaman direkt B koyduğumuzda sabit fonksiyon olduğu için 6'ya eşit olacak. Buradan da 5B eşittir 15'ten B3 geldi. Şimdi B3 olduğuna göre bir kere B 3'ten küçük olduğuna göre A'nın 4 olma ihtimali var mı? Baksanıza 4 küçük eşit 3 saçma oluyor. O yüzden A 1'miş arkadaşlar. Buradan yerine koyarak anladık. Dolayısıyla toplamları da 4 oldu. D şıkkı. Payda 0 fark ettiniz mi? X'e 0 verdiğinizde, X'e 2 verdiğinizde pardon, payda 0 oluyor. E şimdi bunun limitinin olması için payının da 0 olması lazım ki önce sadeleştirelim sonra kurtulalım mevzusu. Bundan dolayı sorularda paydanın 0 olduğu zaman payın da 0 olması gerektiğini unutmayın limit gelmesi için. En azından belirsizlik oluyor sonra o belirsizlikten kurtarıyoruz. Ama direkt şöyle bir şey olsa o zaman tanımsızlık problem olduğu için buradan limit falan araştıramayız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden x yerine 2 yazdığınızda demek istiyor ki bak payda 0 oluyor. Haliyle kök içinde a eksi 2 eşittir 2 olduğundan a eksi 2 4 a 6 geldi c şıkkı. Limit x eksi 2'ye giderken demiş. Bakın şimdi x artı 2'nin karesi bölü x artı 2 x yerine eksi 2 yazsanız 0 bölü 0 oluyor. Ama sadeleştirince ne kalıyor geriye? x artı 2. Haliyle limit x eksi 2'ye giderken x artı 2'de artık limitimiz gördüğünüz gibi 0 oluyor. Şimdi gelelim buraya bunun limitine bakmaya. Bu da x artı 3'ün parantez karesi bölü 2 çarpı x artı 3. Şimdi fonksiyon tabi devam ediyor. Limit hala limit x eksi 2'deyim arkadaşlar. Bunun limiti x eksi 2'ye gidene kadar nedir? Bu yukarısı 1'dir, aşağısı da 1'dir, 1 bölü 2 olur. Şimdi bunların ikisini toplarsak, birleştirirsek mavi ve kırmızıyı buradan 0 artı 1 bölü 2'den bu komple fonksiyon limiti 1 bölü 2 geldi. Şimdi gelelim x eşittir eksi 3 için önce sağdaki e, mevzuya sadeleştirdiğimiz için x artı 2, x yerine eksi 3 koyarsak buradan limiti bunun eksi 1 geldi. Sonra x artı 3'ün karesi bölü 2 çarpı x artı 3 olduğu için sadeleştirdiğimizden dolayı bu da arkadaşlar x artı 3 bölü 2 oldu. x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak bu da 0 oldu. Böylece limit x eksi 3'e giderken cevabımız eksi 1 yaptı. Bizden bunların toplamı isteniyordu. Eksi 1 artı 1 bölü 2'den cevap eksi 1 bölü 2 b şıkkı. Soruda bu limit yapmadan önce normal biz önce şurayı bir düzenleyelim düzgünce yazalım. Şimdi elende de katsayıyı başa e, üste alabiliriz x kare eksi birin karesi çarpı elen e, çarpı diyelim şöyle yine elen x küp eksi bir bölü şimdi bu üçü buraya aldığımız zaman x eksi birin kübü olacak. Şimdi arkadaşlar burada elen x kare eksi 1'in karesi x eksi 1 çarpı x artı 1'in ayrı ayrı kareleri. x küp x küp eksi 1 nedir? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'dir. Sonra x eksi 1'in kübü. Bakın şimdi x eksi 1'in karesi x eksi 1 o zaman buradaki x eksi 1'in kübüyle sadeleşir. Buradan da elen x artı 1'in karesi çarpı x kare artı x artı 1 olur. Buna göre artık arkadaşlar yazabiliriz. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken e üzeri elen x artı 1'in karesi çarpı x kare artı x artı 1 böyle. Şimdi ne söylüyorduk limitlerde? Bir kere süreklilik sıkıntısı yoksa, sağdan soldan limit problemi yoksa. Direkt aslında sürekliliklerde bunlar birbirini götürecek. Sanki biz direkt x'i burada yerine yazıyormuşuz gibi yapacağız. E üzeri elende sadece denklem kalırdı. Denklem kaldığı için de böyle sizi korkutmasın. Aslında standart bildiğimiz bir limit sorusu. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken. Burada da yerine yazdığımız zaman 2'nin karesi 4. Burada 1, 1, 1, 1, 3 oldu. 4 kere 3'ten 12 geldi. B şıkkı x yerine 1 bölü 2 yazarsak 0 bölü 0 oluyor arkadaşlar. Hemen sadeleştirmemiz gerekiyor. x eksi 1 bölü 2 bakın çarpanlara ayırmada ne kadar önemli bu konuda. x kare artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 x arkadaşlar. Bölü x eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 1 bölü 2. Bunlar gitti. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1. Böylece cevap 3 bölü 4 oldu. C şıkkı. Süreklilik olduğu zaman kritik noktalara bakacağız. 0 kritik nokta bir de 3 kritik nokta. İkisinde de sürekli olması gerekiyor. Şimdi sıfıra baktığımız zaman sol limit arkadaşlar 10. Sağ limite bakarsanız artı b bu arada tabii ki şimdi diyebilirsiniz sol limit sağ limit ama hocam bir de F0 zaten 0 eşit içinde yine aynı şey olduğu için sağ limitle f 0'ın değeri aynı oluyor. Bu yüzden B'yi 10 bulduk. Şimdi gelelim 3 için arkadaşlar. 3 için ne olacak o zaman? Ee, hemen bakıyorum 3A artı B soldan limit ve aynı zamanda bu F3'e de eşit. Çünkü eşitlik de var bakın gördüğünüz gibi. B'yi 10 bulmuştuk. B yerine artık artı 10 yazıyorum. Eşittir. 3'e sağdan yaklaştığım zaman 1 eksi 3'ten karesi 4. Böylece 3A eşittir eksi 6. A arkadaşlar eksi 2 oldu. B 10. A da eksi 2 olduğuna göre toplamları 8. E eşit. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle hani yaklaşık değer olarak düşünün. Bazen bu fonksiyonların içine yazarken çünkü kafanız karışabilir. 2.001 gibi. 2'yi de çarparsanız 4.002 olur. 4.002'den de 1 çıkarırsanız 3.002. Böylece anlıyorum ki burası arkadaşlar F3 artıymış. Sonra 5 eksi 2.0001. Böylece ne anlıyorum bakın 3 değil de 2. Nokta böyle bir şey. Haliyle bu da 3 eksi demektir. Şöyle yapalım. f 3 eksi paydaya geldiğimiz zaman yine 2'nin karesi olsaydı 3 olurdu. 2'nin karesinden biraz daha büyük. O zaman bu da arkadaşlar yine f 3 artı. f 3 artı 1 olarak verilmiş. Sonra burası 2 olarak verilmiş. Aşağısı arkadaşlar yine 3 artı olduğu için 1 olacak. Cevabımız 3 olur. D şıkkı. Sürekli olmadığı yalnızca bir nokta varsa arkadaşlar kritik noktalardan bir tanesinde limitli olması sürekli olması lazım. Diğerinde süreksiz olması lazım. Diğer zaten geri kalan 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6, 1.7'lere falan bakmaya gerek yok. Şu 1 ve 5'ten demek ki birinde sürekli olması gerekiyor. Bunu da nasıl anlayacağız? Aslında biraz püf nokta şurada arkadaşlar. M değeri bu kareden dolayı iki tane farklı değer olacağı için birisi doğru olur birisi yanlış olur. O yüzden oradan başlamayı ben tavsiye ederim. Bakın şimdi 5'e soldan yaklaştığımız zaman limit sol limit 21'e eşit. Şimdi sağdan limite baktığımız zaman 5 eksi m'nin karesi artı 12. Şimdi buradan eşit olsun tamam mı? Diyelim ben bilmiyorum çünkü şu an. 5 de arkadaşlar sürekli olsun bir de de süreksiz olsun. Buna uygun olarak acaba m şimdi burada 2 mi olacak arkadaşlar? Böylece karesi 9 olacak 5 eksi 2'den. M yoksa 8 mi? Şimdi M 2 olsun. M 2 olursa Üstteki denklem 2 eksi x olur. Sol limit 2 eksi 1'den 1 gelir. Sonra arkadaşlar 5 eksi 4'ten sağ limitte 1 gelir. a olmaz ama neden? Zaten biz 5'te limitli dedik. Bu 1'de de limitli çıktı. Ve sürekli çıktı haliyle. Bütün noktalarda sürekli oldu. Ama biz bir noktada süreksiz olsun istiyoruz. Demek ki m 2 değilmiş. M8'miş arkadaşlar. M'ye 8 verince 8 eksi x oldu. Buradan yararlanarak sol limit yani 1 koyduğumuzda ne geldi? f1 7. Aynı şekilde 5x 4 olduğu zaman sağ limit buradan yararlanarak ne gelecek? 5 4'ten 1. Güzel bakın, sol limit ve sağ limit eşit olmadı. Hakikaten sorunun başında söylediğim gibi 5'te limitli oldu denedik, 1'de limitli olmadığını gördük. m'nin 8 olduğunu anlayarak. Şimdi 8 x denklemimiz 8 eksi x 5 x eksi 4 ve x eksi 8'in karesi artı 12. F6 için bunu kullanacağız. 6 eksi 8'in karesi 4. 12 daha 16 yaptı. F6. Sonra arkadaşlar f eksi 1 için hangisini kullanacağız? x küçüktür 1 dediği için en üsttekini. Buradan dolayı da 8 eksi eksi 1 9. Bunların farkını istemiş. Cevap 7 oldu e şıkkı soldan limitlerin toplamı ve sağdan limitlerin toplamı ve o noktadaki fonksiyon değerleri birbirine eşit olması arkadaşlar. Bakın şimdi f1 artı artı g1 artı yani 1'e sağdan yaklaşmak demek istiyorum. Sonra eşit olmalı f1 eksi artı g1 eksi eşit olmalı f1 artı g1'e tamam mı? Şimdi f1 artıya bakıyoruz arkadaşlar. f fonksiyonu grafiğini vermiş. 1'e sağdan yaklaştığınızda gördüğünüz gibi değer 4. Sonra 1'e soldan yaklaştığınızda arkadaşlar değer ne? 2. Böylece buralara bir yazalım. Sonra arkadaşlar F1 kaç? İçi dolu olan yer bakın 1. Haliyle burası da 1 oldu. Şimdi öyle bir G değeri bulacağız ki şıklardan arkadaşlar. Bunların toplamlarının üçü de birbirine eşit olacak. Bakalım A şıkkına şimdi. G'ye bakıyorum. 1'e soldan yaklaştığınızda limit ne gelmiş? 1. Kontrol edelim. Bakalım eşit olacak mı? 3'ü de birbirine. Sonra 1'e sağdan yaklaştığımızda ne gelmiş? Eksi 1. Buraya da yazıyorum. Sonra F1 ne olmuş? 2. Şurası bakın içi dolu olan kısım. Böylece burası da 2. Şimdi aslında Allah'tan ÖSYM'e ilk şıkka koymuş doğru cevabı. Bakın 3, 3 ve 3. İlk şıkta doğru cevabı yakaladık. Bütün limitler birbirine eşit oldu, fonksiyon değerleri birbirine eşit oldu. Demek ki g fonksiyonu a şıkkındaki bu grafik olabilirmiş. Her x için fonksiyonun y değerleri arkadaşlar 2 ile 3 arasındaymış. Bakın şimdi y eşittir 2 ve y eşittir 3 olsun. Ben size bir grafik çiziyorum. Bakın e, fonksiyon 2 ile 3 arasında. Dikkat edin. Şöyle bir fonksiyon düşünün işte. Burada tabii hani eksi sonsuzdan itibaren giderdi. bu normal böyle devam ettiğini düşünün. Bir grafik gördüğünüz gibi. Şimdi bu fonksiyon arkadaşlar her noktada e, böyle 2 ile 3 arasında diye söylüyor. Ama acaba limit var mı? Ben şimdi size temsili olarak gösterdim. Bu fonksiyon her noktada tanımlıdır. Ama şöyle olabilir. Bakın şimdi iki noktasına dikkat. Şöyle iki noktasında fonksiyon belki böyle oldu. Gördünüz mü? Haliyle arkadaşlar evet iki noktasında tanımlı ama sol limiti ile sağ limiti birbirine eşit değil. O yüzden burada limit olmayabilir. Geliyorum ikinciye arkadaşlar. İkincide de aynı şekilde aynı grafikten yola çıkarsak bu fonksiyonun iki noktasında limit olmayacağı için limit x2'ye giderken fx bölü x'i de sormamızın anlamı yok. Ancak 3'te bir problem yok. Evet. Bu fonksiyon 2 ile 3 arasında değerler aldığı için mutlak değerden nasıl çıkar olduğu gibi çıkar. Olduğu gibi çıktığı için daha yerine değer koyamadan zaten fonksiyonun 2 noktasındaki böyle verirse, bu iki fonksiyonun farkından limit kesinlikle 0 geliyor. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı. İki fonksiyonun 3 noktasındaki limitleri birbirine eşit verilmiş. O zaman bu fonksiyonların hemen kendilerine eşit diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Hemen bir örnek düşünün. Şimdi bir fonksiyon, f fonksiyonunda 3 noktasında limit 4 olsun, tamam mı? Sonra bunun ama f3 değeri arkadaşlar 2 olsun. Sonra bakın başka bir g fonksiyonu şöyle. Bunun da arkadaşlar 3 noktasında limiti 4 olsun ama bunun da 3 noktasındaki y değeri 1 olsun. Böyle bir şey olamaz mı? Tabii ki olabilir. Haliyle bunu bilemeyeceğiz. Kesin doğru değil. Limit fx eksi gx sıfır mıdır? Evet zaten bunun bir limit değeri var l demiş. Bunun da bir limit değeri var l demiş. Farkların alınca evet sıfır gelir. Bununla ilgili toplama çıkarmada bir sıkıntı yok. Üçüncüsü arkadaşlar bu iki fonksiyonun limiti sıfır olabilir. Haliyle belirsizlik oluşacağı için arkadaşlar sıfır bölü sıfır belirsizliğini çözdükten sonra bu fonksiyonların limitlerinin bir olacağı ne malum. O yüzden bunu yine bilemeyiz. Cevabımız yalnız 2b şıkkı. Hatta bir örnek vereyim bakın arkadaşlar size. fx eşittir x çarpı x eksi 2 olsun. gx eşittir arkadaşlar. x eksi 2 olsun tamam mı? Şimdi bu fonksiyonlar böldüğünüz zaman x yerine 3 yazdığınızda bunlar birbirini götürür. fx bölü gx'in arkadaşlar limit x 3'e giderken değerine gelir bakın. 3 gelir uyduruk bir tane örnek verdim oradan bile patladı gördüğünüz gibi. Soruda nelere dikkat edeceğiz? 1. A, B, C gerçel sayı. Aslında bu bile önemli. Neden? Bakın C gerçel bir sayı ya. Limitleri reel sayı çıkmış. Gerçel sayı çıkmış. Bunun da limiti var. Bunun da limiti var diyor yani. Zaten G, üzeri, G ile ilgili problemimiz var mı? Hayır. Ben size grafiğini bile göstereyim. Böyle 2 üzeri X fonksiyonu. Bakın her noktada limiti kendi değerine eşit. Yani biz burada bir B noktasında bunun limiti nedir dediğimiz zaman direkt bu fonksiyonun limiti GB aynı zamanda o noktadaki değerine de eşit. Limit x b'ye giderken gx. O zaman bunun cevabı ne oldu? 2 üzeri b. Basitten başlayalım. Gelelim fx'e. fx'de de dikkat edin lütfen. Çarpanların ayrılıyor. x eksi 3 çarpı x 7 bölü x eksi a. Şimdi mevzumuz burada ne? Payda 0 olursa payın ne olması lazım limit var olması için? 0. Neden peki? Bunlar sadeleşecek. Sadeleştikten sonra biz evet bir reel sayı elde edeceğiz. Bu da ne demek? A buradan ya 3'tür. Bakın göstereyim. A 3 olursa limit x 3'e giderken bunlar sadeleşir. 3 eksi 7'den limit değerimiz ne gelir? Eksi 4. Şimdi onu da açıklayacağım bir dursun. Veya a buradan 7 olması lazım. Neden? Böylece bunlar sadeleşsin. Belirsizlik ortadan kalksın. Bunlar da sadeleşince 7 eksi 3'ten ne olsun? 4. Peki Bunların değerleri birbirine eşitmiş bak. Limit f ve limit g birbirine eşit. O zaman 2 üzeri b ya eksi 4 ya da 4. Burada da neyi kavrayacağız? Matematikte bir pozitif sayının kuvveti asla negatif sayıya eşit olamaz. Demek ki buradan doğru olan buymuş. Yani deneyerek bile yapsanız bunu fark edebilirsiniz böylece. Matematikte demin söylediğim gibi 2'nin hiçbir kuvveti negatif olamaz. Mecburen 2 üzeri b 4'tür. B buradan 2 olur. A'nın da ee, ne olduğunu gördük? Sadeleşti. 7 olduğunu gördük. C'ye de bakalım. Limit değerine geldi. 2 üzeri e, 2'den veya limitten 4. Bakın burada limit değeri fonksiyonun aynı zamanda F'nin aynı zamanda G'nin oldu. Bunların toplamı 4, 2 daha 6, 7 daha 13 olmuş oldu. E şıkkı.